Nerede kalmıştık? Aslında hiçbir yerde kalmadık, devam ediyoruz. Geçtiğimiz haftanın bana göre en önemli olayı 6 Şubat'ın seneyi devriyesiydi. Dün akşam kapalı bir grupta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı dinledim. 3 aşamaya ayırmışlardı süreci. İlkinde hemen o günlerde başlangıçta insanları daha fazla yaşatma gayreti vardı. Ardına altyapıyla uğraştıklarını söyledi. Şimdi ise ekonomik ve sosyal hayatı geliştirmek üzere çaba gösteriliyor. Şimdi bize de markalara da düşen aslında oradaki ekonomik ve sosyal hayatı sürdürmek ve canlandırmak olmalı. Markaların çoğu bölgede yer aldı. Hatay, Malatya, Adıyaman, Maraş, Gaziantep bölgenin en çok gidilen illeri oldu. O bölgelerde ilk aşamadan itibaren pek çok şey gerçekleştirdiler ama bugünden sonra yaptıkları çok daha farklı olmak durumunda. Bunları da iletişim stratejilerine yerleştirdiler ve paylaştılar. Bu ilk iki aşamada yapılanları anlatmayacağım. Teşekkür ediyoruz markalara ve onlar gerçekten o bölgede insanların yaşaması için ve altyapının gerçekleştirmesi için ciddi sermaye yatırımı yaptılar. O bölgeleri ayağa kaldırmaya çalıştılar. Bizi en çok etkileyen Tevin geri döneceğiz dediği kampanya oldu. Her birimiz izlerken aslında o duvarlara yazılmış geri geleceğiz Hatay dedikleri grafitileri gördük. Kızımızın tam da konusuna uygun olarak mimar olarak okulu bitirip geri döneceğini söylüyordu. Hekimler vardı ve pek çok öğrenci geri döneceğini söylüyordu. Yani oradan vazgeçmediklerini ifade ettiler. Türk Eğitim Vakfı'nın on binlerce öğrenciye burs verdiğini biliyoruz. 50 küsur yaşında ve hala bu konudaki çabalarını sürdürüyor. Dolayısıyla onların geri dönmesini biz de istiyoruz. Bu bağlamda da Tevin yanında olmalıyız. Bu kampanyayı yapan kreatif ajans Happy People bu çalışmayı gönüllü olarak Tev'e armağan etmiş. Dolayısıyla da bunun altını çizip bu güzel çalışma için ben de Happy People'a teşekkür etmiş olayım. Hayatın devam etmesine yönelik olarak yapılan çalışmalardan bir tanesi de Kale Grubu'nun 7 tane inisiyatife her birisinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ki sunumlarını izledim ki beni çok etkileyen iki tanesini söyleyeceğim. Görme engellilerle işitme engelliler için yapılan iki tane proje beni çok etkiledi. Görme engelli daha önce bildiği yolların artık olmadığı, evden bile çıkamadığını düşünürsek ne kadar çaresiz ki onlara destek vermiş Kale Grubu Blind Look'la birlikte. Diğer tarafta da beni duyuyor musunuz çağrısına duymayarak yanıt veremeyen işitme engellileri dinlediğimde açıkçası çok etkilendiğimi söylemek isterim. Vodafone Vakfı'nın yaptığı çalışmaları da göz ardı edemeyiz. En baştan beri hem çocuk ve anne sağlığını Açev'le birlikte ki onlar için merkezler açtı hem de Geleceği Kodlayanlar projesini geleceğe yatırım yapmak üzere tekrar bölgede sürdürmeye gayret etti. Watson's'a ben tanıklık ettim. Benim de aracılığımla bölgedeki kadın kooperatiflerine ulaşarak epeyce destek verdiler, yola çıkmalarına neden oldular, malzemelerini verdiler, ürettiklerini alıp kendi mağazalarında sattılar. Dolayısıyla Watson's'ın çalışmalarında göz ardı etmemeliyiz. Hepsi burada ekonomik hayatın güçlenmesi için epeyce bir çalışma gerçekleştirdi. Her bir alışverişin bölgeye destek olduğunu söylersek, hala da bunun devam ettiğini ifade edersek, bu geniş kapsamlı çalışmanın ya bizim de destek vermiş olmamız gerektiğini ifade etmiş oluruz. Trendyol'da benzer çalışmaları gerçekleştiriyor. Bölgedeki esnafın hareketlenmesi için epeyce çaba gösteriyor. Doğan Holding ilginç bir şey yaptı. Antakya ile özdeşmiş Medeniyetler Korosu'nun 3 yıl boyunca kaybettikleri enstrümanlar da dahil olmak üzere sponsorluğunu üstlendiler ve müzik iyileştirir. Dolayısıyla da Antakya'nın geçmişteki anıları akılda tutacak ve umut verecek, insanları mutlu edecek namelerle karşımızda olması bizi de iyileştiriyor açıkçası. Şarkılar söylenmeye devam etsin. De facto büyük bir şey yaptı. Belki pek çok tekstil firması bölgeye yardım gönderdi ama de facto bir söz verdi ve dedi ki devlet koruması altındaki çocukların tamamına çok büyük sayıda aslında çocuğun bir yıl boyunca kıyafetlerini ben vereceğim dedi. Bu oldukça büyük bir sözdü ve bunu hayata geçirdi. Muhtemelen bundan sonra da bu desteğine devam edecek. TED'in yaptıkları da Türk Eğitim Derneği'nin de yaptığı çalışmalar var. 8-12 yıl arasında bugün birinci sınıfta olan çocukla ya da 11. sınıfta olan çocukta olmak üzere
toplamda bu aralıktaki çocuklara, öğrencilere burs vereceğini söyledi. Sayı da 800'e yakın. Bir başka çalışmada Darüşşafaka'dan kendisinin ne kadar ortaya koyduğunu göstermesi açısından 100 tane öğrenciye de bir eğitim olanağı sağlayacak. Açıkçası hepimize görevler düşüyor. Bölgeyi unutmayalım, unutturmayalım. Sadece yıl dönümlerinde unutmadık demeyelim. Orada olmaya devam edelim. Kim istemez ki gündemi daha sakin bir ülkede yaşamayı? Danimarka, Finlandiya, İsveç, Norveç. Yok yahu, ben istemezdim. Benim enerjim orası için fazla gelirdi. Dolayısıyla da ben kendi ülkemde yaşamayı tercih ederim. Ama biraz da sakin olsa hiç fena olmazdı, değil mi? Geçen cuma ekranlarımıza sakin sakin evimize giderken bir haber düştü. Haber, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın affını istemesiydi. Bana önce o düştü. Sonra istifasını konuştuk. Ama en sonunda da gece yarısı görevine son verildiğini öğrendik. İster istifa etsin, ister affını istesin, ister bir biçimiyle gönderilsin. Ülke ekonomisini çok fazla etkileyen bir konu bu. Özellikle doğrudan doğruya B2B bir yayın olarak bizi en çok düşündüren şey, acaba pazartesi günü biz dolarda, euroda kaç lirayla başlayacağımız oldu. Öyle ya, bütün alışverişlerimiz bizim sektörümüzde dövizle. Endişelerimiz boşa çıktı. Pazartesi günü yeni başkanımız görevinin başındaydı. Dolarda, euroda o beklediğimiz sıçramayı yapmadı şükür ve yolumuza devam ettik. 8 yıl önce sosyal medya ödülleri diye başlamıştık. Geçtiğimiz yıldan itibaren de adımız Brandverse Awards oldu. Çünkü bütün markalar evrenini kapsayacak dijital ağırlıklı bir yarışmayı gündeme getirdik. 1 Şubat'ta başvurular başladı. 7-8 Mayıs'a kadar devam edecek ve akabinde jürimiz toplanacak. 7 Haziran'da da ödüllerini vereceğiz. Kapsamı itibariyle bütün kreatif alanları ve iletişim mecralarını kapsadığı için Türkiye'nin en büyük yarışması olarak ifade edebiliriz. Başvurular başladı. Hepinizi Brandverse Awards'ta görmek üzere. Hepinize bol şanslar. Ben reklamın akıllısını, zekisini ve güldürenini severim. Son dönemde viralde olmaya çok müsait bir Stella Artois bira reklamı gündeme düştü. Adından da faydalanarak Stella Artois aslında Steel Artois oldu. Ne yapıyorlardı? Müptelaları, sevenleri, içicileri, gittikleri barlardan bardakları özel olarak diktirilmiş bir kreasyonla oluşturulmuş ceketlerini, pantolonlarının farklı yerlerindeki ceplere, şapkalarına topluyorlardı, alıyorlardı. Aşırma aslında Virgin Atlantic'te tuz ve biberinin altında yazdığı gibi Pinch from Virgin Atlantic. Virgin Atlantic'ten aşırılmıştır. İşte Stella Artois'da da Steel Artois, çalınan Artois olarak ifade ediliyor ve çok keyifli sahneler ortaya çıkıyor. Gülmek iyidir, eğlenmek iyidir. Koleksiyon yapmak güzeldir. Geleneksel romantik ilişkilerin sınırları çok genişlemiş. Benim zamanımda diyeceğim, yaşım ortaya çıkacak. Bizim zamanımızda 3 tür ilişki biçimi vardı. Ya sevgili olurdunuz, ya flört ederdiniz, ya da uzaktan bir ilişkiniz olurdu. Bugün öyle değil. Çeşit çeşit. Aslında bütün bunların her bir tanesini bir süre sonra Marketing Türkiye Online'da yayınlayacağız. Özel bir çalışma yaptık. 14 Şubat geliyor. 14 Şubat gelir de Marketing Türkiye hem bir sosyal olguyu tanımlamak için, hem markalara tiyolar vermek için ve hatta sevgililere size ne alsınlar demek için bir araştırma yapar. Bu defa da bu araştırmayı gerçekleştirdik. Beklediğimden çok daha farklı bir şey çıktı. Benim bildiğim o 3 çeşit ilişki biçimi 20 tane farklı başlığa büründü. Size kısaca bunlardan söz etmek istiyorum. Situationship, ilişkide durumsallığı ifade eder. Yani biz şimdi neyiz diye sorduracak olan ilişki biçimi budur. Monogami, ama biz buna daha havalı olsun diye eksklüzif ilişki diyelim. Eksklüzif ilişkide tek eşlilik söz konusu. Love bombing, çok tehlikeli. İlişkideki tarafların sevgilisini, kızlar erkekleri, erkekler kızları sevgi bombardımanına tutuyorlar. Dolayısıyla hipnoz oluyor, aptala dönüyor ve bir başkasını görmesi mümkün olmuyor. Gaslighting aslında yılın kelimelerinden bir tanesiydi biliyorsunuz 2023'te. Bir kişiyi manipüle etmek için ve kontrol etmek için
gerçeklik algısını bozma ve hafızasını sorgulamaya itmeye verilen bir isimdi. Bu genellikle yalan söyleyerek, inkar ederek ve çelişki yaparak yaratılırdı. Sevgilisinden bir şey saklamak isteyen genç adam ya da genç kadın mutlaka gaslighting yapıyordur diyoruz. Ghosting hiçbir açıklama yapmadan ortadan kaybolmaya deniyor. Kızlar da erkekler de bir anda ortadan kaybolabiliyorlar. Cloaking, zombying, benching, bu çok ilginç, yedek kulübesinde tutulmak, hiç kimsenin başına vermesin. Bread crumbing var mı yok mu belli değil ama ara sıra size ekmek kırıntısı atar gibi ilişki kırıntısı, ilgi kırıntısı atarak sizi orada bir biçimiyle bekletiyor olması. Stashing, fopping, crushing, date review dediğimiz ilginç. İnsanların birbirini tanımaya çok vakti yok. Ne yapıyor? Hızlandırılmış eğitim gibi hızlandırılmış ilişki. Yarı seksüellik, otoseksüellik, mikro aldatma, love body var, öbür body de var. Friend with benefits. Birileri olmalı. Eve döndüğünde ya da bir yere döndüğünde sokakta avlandıysan eğer onu paylaşacak, masaya koyacak ve ben bunları avladım, gel beraber paylaşacağım diye dediği başarısını, mutluluğunu, mutsuzluğunu paylaşacağı birisinin olması çok güzel. Ya bu kadar ayrıntıya ne gerek var? 14 Şubat geliyor. İşinizi kolaylaştıralım. Kadınlar ne istermiş? Erkekler ne istermiş? Hangi hediyeleri aldıklarında kendilerini iyi hissederlermiş? Ya da değerli hissederlermiş. Bize araştırmayı Very Nice yapmış. Onlara teşekkür edelim. Oldukça ayrıntı var. Kadınlar, hadi işinizi kolaylaştırmak üzere ilk sıradakileri ben söyleyeyim. Kadınlar takı, erkekler kıyafet. Gerisi boş. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde illaki bir ilişkinin olması gerekmiyor. Sevgililer Günü dostlarla da olur, arkadaşlarla da olur, aileyle de olur, akrabalarla da olur. 14 Şubat'ınız kutlu olsun. Sevgiyle kalın. Teknoloji bizi savuruyor da savuruyor, nasıl yakalayacağız bilmiyoruz. Tam yakaladık derken bambaşka bir şey çıkıyor karşımıza. Yapay zeka dedik, Apple Vision Pro'yu geçtiğimiz günlerde pazara sundu. Henüz nasıl değerlendireceğimiz konusunda akıllar karışık ama görsel dünyamızı bambaşka bir yere taşıyacağı açık. Gelecekte başka bir yere doğru evrileceğini de şimdiden söylemek mümkün çünkü Apple bir noktaya yatırım yaptığında orada gerisi de geliyor ve başka şeyler de bu ürün gamına ekleniyor. Henüz alışmıştık Bluetooth'la sokakta yürüyenlere, kendi kendine konuşanlara yok iyi bir şey yok diyorduk. Bu defa yolda giderken ya da yakınımızda boşluğa klavyelere dokunur gibi çalışan ya da hareketler yapan insanlar gördüğümüzde herhalde onlara da alışacağız. Bilim kurguya her zaman ilgi duymuşumdur. Ne zaman bir uzay filmi görsem aslında gideceğimiz yeri de görmek açısından ilgimi çeker. Orada gördüklerimizin neredeyse hemen hepsi hayata geçti. Apple Vision Pro'da orada gördüklerimizden filmlere bakarsanız farklı formatlarda görmeniz mümkün. Gelecek geldi bile. Teknoloji bizi bir başka yere doğru götürecek. Her birimiz kendi mesleğimizde teknolojinin bizi nereye götürdüğünü görüp buna hazırlanmalıyız. Yoksa gelecek geldiğinde biz orada olmayacağız. Haftaya görüşmek üzere.